Aspirin birçok kepek şampuanında kullanılan salisilik asit içermektedir. 2 adet aspirini toz haline getirin ve normal kullandığınız şampuanınıza ilave edin. Her zaman bu şampuanı kullanın. Daha sonra 1-2 dakika boyunca saçınıza beklettikten sonra iyice durlayın ve sade şampuan ile tekrar yıkayın. Bir çalışmada sadece %5 çağırıcı yağ içeren şampuanın kepeğinin şiddetini önemli oranda azaltmaktadır. Normal yıkamada kullandığınız şampuanınıza birkaç damla çağırıcı yağ ekleyebilirsiniz. Mutfağınızda kaçıntısız ve pulsuz kafa derisi için sırlar gizlidir. Saçınızı ıslatın ve sonra kafa derisi içine bir avuç kabartma tozunu kuvvetli bir şekilde uygulayarak ovalayın. Şampuan kullanmayın ve durulamaya geçin. Kabartma tozu kepeğe neden olabilen aşırı aktif olan mantarları azaltır. Saçınız ilk kullandığınızdan sonra tamamen kuruduktan birkaç hafta sonra saç yerimiz doğal yağlar üretmeye başlayacaktır. Elma sirkesi iyi bir kepek gidericidir. Asitlik özelliği sayesinde mantarların oluşması için uygun olmayan ortam meydana getirir. Yarım fincan elma sirkesi ve yarım fincan suyu karıştırarak bir sprey kutusuna koyun. Kafa derisi üzerine sprey yapın. Bir havlu ile başınızı sarın ve 1 saat 15 dakika bekletin. Sonra her zamanki gibi saçınızı yıkayın. Haftada 2 kez bunu yapabilirsiniz. Kepeğin kötü bir durumunu tedavi etmek için normal şampuan ile saçınızı yıkayın. Sonra alkol bazlı bir gargara ile durulayın. Gargara antifungal özellikleri sayesinde kepeğe neden olan mayaların büyümesini önlemeye yardımcı olur. Duştan önce kafa derisi içine 3 ya da 5 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ile masaj yapın ve yaklaşık 1 saat bekletin. Normal şampuan ile yıkayın. Ayrıca zaten Hindistan cevizi yağı içeren bir şampuan da kullanabilirsiniz. Kepekleri yok etmek sizin buzdolabınızdan daha uzakta değildir. Saç derinize 2 yemek kaşığı limon suyu ile masaj yapın ve su ile durulayın. Sonra 1 bardak suya 1 çay kaşığı limon suyu karıştırın ve bununla saçlarınızı durulayın. Kepek kaybolana kadar her gün bu işlemi tekrarlayın. Limonun asitliği kafa derinizin asitliğini korumaya yardımcı olur. Sıradan sofra tuzunun aşındırıcılığı, şampuandan önce kepekleri dışarı atmak için yapılabilir. Bir tuzluk alın ve kuru kafa derisi üzerine biraz tuz dökün. Sonra kafa derisine masaj yaparak şampuanla yıkayın. Şampuanlanmadan önce kafa derisi içine aloe vera ile masaj yapın. Aloe vera soğutma etkileri sayesinde kaşıntıyı yatıştırır. Sarımsağın antimantar özellikleri sayesinde kepeğe neden olan bakterileri ortadan kaldırması için idealdir. Sarımsakları ezin ve kafa derisi içine yerleştirerek ovalayın. Güçlü kokusunu önlemek için bal ile birlikte ezilmiş sarımsak kullanılabilir. Şampuanla yıkamadan önce kafa derisi içine masaj yapabilirsiniz. Kepek için bir diğer çözüm de zeytinyağı. Kepekleri gidermek için saç derinize zeytinyağı sürün ve bir gece boyunca bekletin. Saç derisinin bu zeytinyağını emmesini sağladıktan sonra sabah normal şampuanla yıkayın. Daha hızlı bir çözüm için her defasında zeytinyağlı bir şampuan kullanın.